Biz Türkiye'ye, pardon, Anadolu'ya Türkler geldiği vakit Kürtler burada mıydı? Irak'ta varlar. Anadolu'da? Anadolu'da benim bildiğim yoklar. Yani 8. yüzyıldan sonra Kürt ismine kaynaklarda rastlıyorsunuz. Aslında işin ilginç tarafı şu, Kürt ismini de Arap, muhtemelen Arap tarihçiler veriyor. Yani Ekran olarak mı geçiyor? Kürt diye geçiyor. Kürt diye geçiyor. Yani o dili konuşan, yani Kürtçeyi konuşan şeylere, kabilelere evet. Kürt ismini muhtemelen Araplar veriyor diye tahmin ediyorum ben. Yani peki Anadolu'da yoklar mı biz geldiğimizde? Hani biz geldiğimiz zaman olması lazım. Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmında varlar, Hakkari bölgesi civarlarında vesairede. Kürtlerin asıl Anadolu'ya yayılması Osmanlı döneminde olmuştur. Çünkü Osmanlı döneminde Safevilerle yapılan mücadelelerde Anadolu'daki Türkler İran'a gidiyor. Kürt aşiretlerinin önemli bir kısmında Anadolu'nun çeşitli yerlerine yayılıyor. Çünkü İran'dan gelerek mi? Aşağıdan çıkıyor. Irak'tan çıkıyor. Irak'tan yukarı doğru çıkıyor. Mezopotamya'dan tarafı. Tabii. Yani çünkü mezhep farkından dolayı Kürtler Osmanlı ile işbirliği yapıyor. Şimdi Anadolu'daki evet. Türkmenler de Safevilerle işbirliği yapıyor. Yani ve şudur işin ilginç tarafı. Türklerin aslında ilk gelip yoğun olarak yerleştiği bölgeler Diyarbakır, Urfa o bölgelerdir. Mesela Diyarbakır Akkoyunların başkenti. Akkoyunlu devlet meşhur. Fakat Akkoyunlar İran'a gidiyorlar. Muş Van bölgesinde Karakoyunlar var. Bunlar da İran'a gidiyor. Daha sonra Safevi devleti kuruluyor. Güneydoğu'daki ve Akdeniz'deki Türkmenler de İran'a gidiyor ve o bölgede büyük bir nüfus boşalması oluyor ve aşağıdan yukarı doğru çıkıyorlar. Ve zaten vergi nüfus defterlerinde de zaten büyük Kürt aşiretlerini erken tarihlerde görmüyorsunuz. Sonradan yayıldıklarını görüyorsunuz Anadolu'ya. Ve dediğim gibi şu var, yani mesela 16. yüzyılda 1 milyon civarında Türkmen var yerleşik hayata geçmemiş. Yani bu şunu gösteriyor. Ne zaman 16. yüzyılda. Evet. Yani 1 milyon çok büyük bir rakamdır. Yani ben her zaman ki toplam nüfus ne zaman o zaman? Yani imparatorluğun toplam nüfusu 20 milyon falan galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Anadolu'nun net hatırlamıyorum Anadolu'nun. Bu yerleşik hayata geçmişler haricinde mesela Urfa, Besni, Maraş, Kayseri, Kırşehir, bu bölgelerde Dulkadir Türkmenleri var. 150 bin civarında bir nüfusları var. Çok büyük bir rakam bu. İç Anadolu'da Eskişehir, Tokat, Sivas, Yozgat, Kırşehir civarlarında Ulu Yörük Türkmenleri var. 150 bin civarında da onların nüfusu var. Yani şu teori, yani Anadolu'da çok büyük bir karışımın olduğunu mesela Claude Cahen de kabul etmeyi bir yükseltti. Evet. Müslümanlaşma olmuştur. Yani bunu zaten şuradan görüyorsunuz. Belli şehirlerin nüfusuna baktığınız zaman belli bölgelerde zaman içerisinde Müslümanlaşmalar tespit etmeniz mümkün. Ama çok büyük kitleler halinde Müslümanlık yok. İki yerde var, Arnavutluk'ta ve Bosna'da. Yani onun dışında oran sınırlıdır. Yani ben şu teze katılmıyorum. Anadolu'ya geldik. Biz Hititlerin, Friklerin torunlarıyla karıştık. Ortaya bugünkü Türkler çıktı. Bizans'ın halkı ne oldu sence? Bizans'ın halkının önemli bir kısmı Yunanistan'a gitti, biliyorsunuz. Mübadeleyle. Biz gelince. Hayır, onlar yaşıyorlar. Yani zaten. Anadolu'da nüfus yoğunluğu milyonda bir falan mıydı? Hayır, duruyorlar. Onlar 1923'e kadar durdular. Çok. Azdır ama. Hayır, 1 milyon 300 bin Rum gitti Yunanistan'a. Ama... Hayır, şunu görüyorsunuz. Bakın ben diyorum ki elimizde en erken 1400 yıllardan itibaren vergi... O giderler de pek Rum, hepsi Rum değildi o giderler. Hayır, Karamanlar da var içinde. Ama şunu görüyoruz. Şimdi mesela biz 1070'li yıllarda Anadolu'ya kimin nasıl geldiğini tespit edecek durumda değiliz. Ancak tarih kitaplarında kayıtlar var. Mesela işte 20 bin Türkmen var, 30 bin Türkmen var. 15 ve 16. yüzyıllardaki nüfusu çok rahat görebiliyorsunuz. Yüzlerce tahrir defteri var, yani 1000'in üzerinde. Orada tahrir defterini bir kısaca açıkla. Geçenlerde Heath Lowry gerçi açıkladı ama teke tek özelde. Yani, sen tahrir defterini bir açıkla, yani vergi, toprak kayıtları ne olduğunu. Yani biz tahrir şu, devlet hububat vergisi özellikle, yani o dönemden önemli üretim hububat vergisi alabilmek için belli bölgeleri tahrir ediyor, yazıyor. Ve burada vergi nüfusunu yazıyor. Yani vergi verecek kişiyi. Mesela genelde mükelleflere yazıyor. Vergi yani. Mükellefini. Bu genelde aile reisi oluyor. Mesela kadınları yazmıyor. Sadece aile reisi, dul kadınsa, Hristiyan kadınsa onu yazıyor biv olarak. Vergi verebilecek yaşa gelmiş bekar erkekleri yazıyor mücerret olarak. Yani belli bir ekonomik güce erişmiş kişileri. Ve 20 yılda, 30 yılda bir tahrir yapıyor. Mesela Tokat'ın 1455'te tahriri var. 1485'te tahriri var. İşte Yavuz devrinde var, Kanuni devrinde var, 3. Murat devrinde var. Yani böyle 30 yıl arayla yapıyor ve o defterler bize şunu sağlıyor. Bir şehrin tahmini nüfusu çıkıyor. Tam net değil ama kab olarak çıkarıyorsunuz. Mesela bir şehirde 3000 kişi yaşıyorsa siz onu 2800 kişi olarak tahmin edebilirsiniz. Ama tam 3023 diyemezsiniz. 2. O bölgenin ekonomik canlılığını gösteriyor. 3. O bölgelerdeki dini yapıyı gösteriyor. Mesela biz şunu görüyoruz. 16. yüzyılda Anadolu'da oldukça büyük rakamlarda Ermeni ve Rum yaşadığını görüyorsunuz. Hatta küçük küçük gruplar halinde nerede Yahudiler yaşıyorsa görüyorsunuz. Ticaret neredeyse zaten görüyorsunuz. Yahudi gruplar orada mesela işte Tire'de, Tokat'ta, Amasya'da vesairede. Yani böyle 20 kişi, 30 kişilik gruplar halinde yaşıyorlar. İşte o defterler bize şunu sağlıyor. O defterler sayesinde biz Anadolu'ya gelip çok büyük oranda nüfus karışmadığını görüyoruz. Çünkü nüfus karışmış o Rumlar, köşede Rum diye bir şey yok. Kavram kalmamış. Çünkü 5. yüzyıldan sonra, kavimler göçünden sonra Avrupa'da yerleşik hayata geçirmiş. Yani tamamıyla artık... Nerede Rum kalmamış? Göçebe Rum yok diyorum Anadolu'ya biz geldiğimizden. Yani şimdi şu olabilir. Biz gelmeden de sonuçta Bizans İmparatorluğu vardı. Tabii o dönemde bitmiş zaten yani. Evet. Ama mesela... Ne bitmiş? Göçebelik. Rumlar atom bombası mı atıldı? Ne oldu? Hayır, Rumlar arasında göçebelik bitmiş. Ama yani, Rumlar göçebe değildir ki zaten. Hayır. Eskiden yani, göçebeydiler. Hayır, zamanında onlar da göçebeydiler. Eskiden dediğiniz yani Bizans'tan... Bizans, Malazgirt'te... Yani ben biliyorum, senin anlatmanı yani, istiyorum. Hayır, Malazgirt'te yenildikten... Alparslan geldi, Türkler tamam. akın Anadolu'ya girdiler. Evet. Oradaki Bizans tebası ne oldu? Durdu. Nerede bunlar? O kadar az mıydı nüfus yoğunluğu? Hayır, durdular. Bunlar mübadeleye kadar durdu. Yani bakın mesele şu... baktığınız zaman mesela 1500'lü yıllarda mesela bir şehirde ne kadar Rum var, ne kadar Ermeni var, ne kadar Türk var görüyorsun. Ne kadar yalnız Malazgirt'le 1500 yıl arasında 400 sene. Ama bak ben şunu söylüyorum. Bak bunu tam anlatamadım. 1 milyon civarında göçebe Türk var diyorum. Bu şu demek. Göçebe Türklerin içerisinde yani konar göçer Türklerin içerisinde bir tane bile Rum olma ihtimali yok. Yerleşik hayat tarzını bırakıp konar göçer hayata mı başlayacak? Yani çünkü ve oradan şunu da görüyorsunuz. İsimlerinden de görüyorsunuz. Mesela aşiretlerin içerisindeki isimler daha arkaik Türkçe isimlerdir. İşte Tursun gibi, işte Aslan gibi, Kaplan gibi vesaire daha isimlerdir. Ve şehirlerde de mesela öyle çok büyük oranda Müslümanlaşmayı görmüyorsunuz. Çünkü ve yerleşim yerlerinin isimlerine baktığınız zaman şu çıkıyor karşınıza. Aşiretler, mesela Anadolu'da bugün bir köyün ismi Li veya Lı ile veya Lu ile bitiyorsa o köy bir Türkmen aşireti yerleşmesidir. Evet. Mesela Hüseyinlü ne demektir? Hüseyinlü cemaatinin yerleştiği yerdir. Yani Li Lu eki özellikle bunu gösterir. Yani o çok büyük oranda nüfus karışması olmamıştır. Yani bu iddia ediliyor işte özellikle bazı ülkeler tarafından. İşte gene baktık Hititlerin sonra Hitit'in geni nerede? Yani bunlar... Şey değil. Çıkıyor. Bazı şeylerde şimdi çık deme. Ege'deki bazı arkeolojik alanlarda bundan 3 sene önce bir antik şehirde bir tuvalet bulunmuş. Bir dışkı atıkları bulunmuş. Ve bazı mezarlar bulunmuş ve mevcut DNA bulunmuş. O DNA ile bir Alman kazı grubu o milattan önceki dönemlerden DNA'yı aldılar. Ama burası sahile yakın. Dağın tepesindeki bir Türk köyünden onlardan da Türk örneği alındı. DNA'lar tuttu. Deprem oldukça yukarıya çıkmışlar. O yüzlerce sene boyunca, 1200 sene boyunca. Ve netice ne oldu biliyor musun? Arkeologların çalışma izinleri iptal edildi, kazı izinleri. Bakanlık iptal etti. Yani DNA'lar tutuyor, onu kesin konuşma. Hayır, Hitit'in DNA'sını biz nereden biliyoruz? Kaç tane tuvalet bulacaksınız öyle? Hayır yani çok açık ve net yani. Yok bir yerde tuvalet Hitit bulun. Demedim, batıda hayır, dedim. Hayır ben şunun için söylüyorum. İskelet var, DNA hayır. Tuvaletteki malzemeden değil, iskeletten alınır. Yani. Bu... Hayır orada demediniz mi tuvalet bulunmuş bilmem ne oldu diye. Şehir duruyordu demek istiyorum. Hayır o tuvalet bulundu falan diye bir anlatılıyor ya. Orada İç Anadolu'da bir şey. Bir iki sene önce yine bir höyükte kazı yapılıyor. Orada da kemik bulunuyor. Kemikten alınan DNA ile yine höyüğün etrafında yaşayan halk, bu Orta Anadolu'da yapılıyor. Evet. Orada da DNA inanılmaz örtüşüyor. Aynı şekilde İngiltere'de bir sene önce bu Stonehenge'in orada bir şey yapıldı. Okudum onu ben, evet. Görmüşsünüz. Çok enteresan bir şey var, evet. Orada o kadar enteresan ki bir okulu topluyorlar. Okuldaki, sınıftaki mesela 50 tane öğrenci, hepsi de böyle 10 yaşlarında minicik çocuklar. Hepsinden DNA alınıyor ve bir mumyalaşmış hava şartlarından dolayı bir en eski insanlardan bir tanesi Avrupa'daki. Oradan DNA alınıyor. O öğrencilerden bir tanesiyle %80'ine örtüşme. Evet, yani bizde de var o. Ya bu ayıp bir şey değil ki. Burası hayır, ayıp bir şey değil. Binlerce senelik medeniyetin olduğu bir toprak da burası. Hayır bak, ben şunu diyorum, karışma olmuştur ama azdır. Ya açık ve net diyorum ben, 1 milyon civarında yerleşik hayata geçmemiş Türkmen var. Bu Türkmenler ne oldu? Bu Türkmenler biziz bugün. Neyse, sen gene... Hayır, DNA ile ilgili ilginç bir hikaye anlatayım şimdi. Mesela özellikle Almanlar bunu çok bilinçli yaptıklarına inanıyorum. Amazonlarla ilgili bir belgesel oynadı birkaç yıl önce. Amazon mezarlarını şey yaptılar, kemikleri buldular, DNA örneklerini aldılar, araştırdılar heyecanla. Asya'ya gittiler, Kazakistan'a gittiler. Sarı saçlı, ata çok iyi binen kadınlarla konuştular. DNA örneklerini benzeştirdiler ve program hemen şöyle bitti. DNA'ları benziyordu dedi, kapattı. Yani şu sonucu söylemedi. Amazonla, Kazaklar Amazonlarla akraba, aynı geni taşıyorlar demedi mesela. Hemen üstünü kapattı. Kimle kim? Amazon genlerini, mezarlardan alınan genlerle Kazakistan'daki belli bir grup Türk'ün DNA'ları örtüştü. Hayır, olabilir. Ama bunu öyle üstünü kapattılar ki belgeselde. Çünkü Amazonları kendileriyle akraba yapmak isterken olmadı Avrupa ile, tam tersi o belgeselde. Yok ama Amazonlar, Almanlar, yani Amazonlar aslında mitolojik bir şey. Tarihte geçiyor. Hayır, bu Ukrayna ama... şey, Kırım üst tarafındaki bazı mezarlar bulunmuş. O mezarların içerisinde kadın kemikleri ve silahlar var. Onların Amazon olduğunu tahmin ettiler.